Sevgili seyirciler, Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Kemal'iz. Galatasaray Spor'a şu anda geldi. Kendisinden yorum alacağız. Yellow Friday kampanyası ile ilgili Sayın Başkan da desteğini sunuyor. Tabii müthiş bir olay. Yani şimdi ben hangi kelimelerle başlayacağımı inan edin bilmiyorum. Beni de az çok tanımaya başladınız. Hiçbir zaman yazılı kalıp bir metin içinde olmadım. Siz ne düşünüyorsanız onu yanıtlamaya çalıştım. Ne soruyorsanız. Çok samimi olarak söylüyorum. Ben ilk startı talepte bulunduğumda, storlara hücum edin, mal alın dediğimde, inan edin, tabii ki taraftarın gücüne, refleksini, üyelerin gücünü genel kurulda gördük. Ama ben sosyal camialar tarihinde böyle bir kayıt, böyle bir olay bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bana gelen bilgi sadece Türkiye'de değil, dünya sanal topik trendinde de üçüncülüğe oturduğunu söyledi. Bu Türkiye tarihi içinde önemli bir an. Nasıl Galatasaray üyeleri bir tarihi refleks verdiyse, taraftardaki başından beri öyle bu tarihi refleksi verdi. Ve bu bana nasip oldu. Onu da söyleyeyim. Çok özel bir nedenden, beni herkes tanıdığından değil. Bu tümüyle Galatasaray taraftarının hislerine tercüman oldum. Ben onların bir ifadesi oldum. Ben Galatasaray taraftarının messenger'ı, yani mesajcısı oldum. Bu bağlamda ben rica ediyorum taraftardan, bunu devam ettirsin. Bunu ilk start eden, ben sarı cuma demedim. Sözcük bana ait değil. Fakat bunu bulan, bunu yaratan taraftarımız, biz ilk startı, ilk taşı demeyeyim de ilk ateşi, ilk kıvılcımı yakana buradan çok teşekkür ediyorum. O sanal medyadaki arkadaşımıza, ne derler, sen karanlığa bir ışık tut, o bütün evreni aydınlatsın. O taraftarımız bunu yaptı ve bütün taraftarda yankı buldu. Çok duyguluyum, samimi söylüyorum. Hem bana nasip olduğu için duyguluyum, hem de müthiş gururluyum. Bu bütün dünyaya, Türkiye değil, bütün dünyaya örnek oldu, olmaya da devam edecek. Buna da inanıyorum. Başkanım, şu anda Türkiye'nin bütün bölgelerinde, mağazalarda inanılmaz bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Şu ana kadarki satışlardan, ucurdan bir bilginiz var mı? Geldi mi? Şimdi yaklaşık 300 bin adet stok, parça stoklarımız var. 300 bin de yedekte bekleyen var. Benim taraftardan ricam, bu sarı cumayı, sarı pazartesi, salı olarak devam ettirsinler. 300 bin stok da sevk noktalarına doğru yola çıkmış durumda. Pazar günü, pazartesi günü umarım ulaşır bütün noktalara. Galatasaray Store etiketi taşıyan bütün ürünleri alsınlar. Çünkü bildiğiniz gibi biz kısıtlı olanaklardayız. Ben enkaz edebiyatını sevmem. Biz enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Biz enkaz var ise kaldırmaya geldik. Biz asla Galatasaray'ın önünü temliklerle, rehinlerle, borçlanmalarla hacze ve kapatmaya gelmedik. Taraftarın gösterdiği refleks de bu. Biz buraya futbolcu satmaya gelmedik. Biz buraya şampiyon olmaya geldik. Hocamıza da her tür destek verilecektir. Hocamız ne diyorsa o olacaktır. Dedikoduları soracaksınız. Ben o dedikoduların tamamına hakimim. Bundan emin olun. Kimin hangi kasıtla ne yaptığını da tek tek biliyorum. Onlara da bir şey demiyorum. Allah yollarını açık, ıslah eylesin diyorum. Ben özellikle taraftarımıza, hiçbir benim ağzımdan çıkmayan, hocamızın ağzından çıkmayan, resmi Galatasaray sitesinde beyan edilmeyen hiçbir şeye inanmamalarını istiyorum. Çok komik şeyler yazılıyor. Okuyorum, gülüyorum. O onu satmak istiyor. O buna karşı başkan. İki, benim sosyal medyada değerli arkadaşlar, bunu lütfen iletin. Siz medya aracı demektir. Siz değerli medya mensuplarına bu soğukta
Ayrıca teşekkür ediyorum sizlere, tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen iletin, benim hiçbir sosyada hiçbir hesabım yok. Yapan kardeşlerimi görüyorum. Onlar şu anda bir suç işlemiyor ama lütfen suç işler duruma gelmesinler. Onlardan rica ediyorum, onları kapatsınlar. Biz seçim çalışmamız sırasında da 3 haftada inan edin ne benim ne arkadaşlarımın hiçbir ücretli ücretsiz troll hesabı yoktu. Biz buna şiddetle karşı çıktık. Siz saf, pür, temiz taraftarı temsil ediyorsunuz. Medya olarak da onların aracısı olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, şunu sormak istiyorum. Evet. Buradan gelecek para öncelikle transfer mi yoksa borçların ödenmesinde mi kullanılacak? Değerli önceliğiniz arkadaşlar, ben biliyorsunuz suyum ne rakiplerimi ne bir önceki başkanın yönetimini eleştirmeyi sevmiyorum. Fakat size net olarak şunu söyleyebilirim. Ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Fakat Galatasaray'ın devasa gücü bu devasa taraftarıyla birlikte bunu aşacaktır, buna inanın. Başkanım, localarla ilgili bir bilgi de var. 70'in üzerinde boş loca olduğu, evet, ve bu locaları satın alanların ve şu anki loca sahiplerini uzatanların yıllarını Galatasaray üyesi yapılacağı şeklinde haberler var. Bunun şimdi ben onları okudum. O benim bir demecimden kaynaklanıyor. Galatasaray'ın mevcut üyelik statüsünde benim verdiğim bir dilekçeyle geçen ay 120 üye daha oldu. Yani Galatasaray'ın üyelik sayısı 270'ten 400'lere dayandı. Onu söyleyeyim. Ben bununla eski yönetimden bir teşekkür almayı isterdim. Fakat bu vesileyle ileteyim. Ben şunu dedim. Galatasaray'a sadık olan, sadakatle bağlanan, onun için harcama yapan, alışveriş yapan, kombin alan, deplasmana gidene bir oran verilsin. Benim kalkıp beni aramasın, yönetim kurulu üyemi torpil için aramasın. Çok değerli insanlar var. Kim ki Galatasaray'a hizmet ediyor, o önceliği alsın. Benim akrabam, benim tanıdığım, benim devrem, benim sınıf arkadaşım değil. O Galatasaray'a kim bağlıysa o bir sıra numarası alsın. O sıra numarasına öncelikli olsun. En çok katkıda bulunan, en sadık olan en üste çıksın. Parametre olarak alsın. Yani %100 değil ama katkı payı olarak bulunsun ve kimseye haksızlık etmesin. Loca alanı da aynı şekilde. Bunu arkadaşlar komisyon şeklinde oturup toplanacaklar. Bir parametre, bir sınırlama şeklinde getirecekler. Kimseye de haksızlık olmayacağına inanıyorum. Mevcut tüzük ve mevcut üyelik yapısı içinde. Ancak biz şu anda enerjimizi tüzük değişimine arkadaşlar veremeyiz. Bunu özellikle bu 3 ayımız var, 90 günümüz var. Biz Galatasaray mali idari sorunlarını aşarak sportifte şampiyon olmak hedefimiz. Buna odaklandık. O bölümde inşallah biz 3 sene daha devam edeceğiz. Kararlıyız. Taraftarın isteği ve genel kurulun tezahürü doğrultusunda biz 3 ay için değil, 3 yıl inşallah nasip ederse 33 yıl için geldiğimizi buradan beyan ediyorum. Değerli izleyiciler, Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. Başkanı Mustafa Cengiz'in Yellow Friday kampanyası ile ilgili düşünceleri ve görüşleri bu yöndeydi. Az sonra Sayın Başkan GS Store'da bir alışveriş yapacak. Bu alışverişin detaylarını da sizlerle paylaşacağız. An be an Galatasaray televizyon ekranlarından bu anları sizlerle paylaşıyoruz. Çok da yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek durumundayız. Hem basın mensubu nezdinde hem de taraftar olarak Galatasaraylıların ciddi anlamda Yellow Friday kampanyasına ilgisinin, alakasının olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray taraftarının da Sayın Başkan'a çok yoğun bir ilgisi, alakası söz konusu. Sayın Başkan'ı bağırlarına basıyorlar. Galatasaray taraftarı. Şu an hakikaten ne kadar yoğun olduğunu tarif edemem. Galatasaray taraftarı burada Sayın Başkan'ı gördüğü için çok mutlu. Halkın, taraftarın içinden geldiğinden dolayı Sayın Başkan'a ciddi anlamda yoğun bir sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Bu gidişle zannediyorum Sayın Başkan'ın ürün alması, alışveriş yapması pek mümkün olmayacak. Çünkü Galatasaray taraftarı kendisine muhteşem bir sevgi gösterisi ortaya koyuyor. Bizler de işimizi yapmakta bir hayli zorlanıyoruz.
taraftar Sayın Başkan'ı GS Store'da gördüğü için çok mutlu. Fotoğraf çektiriyorlar, sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz'e. Sayın Başkan, şimdi taraftarımızdan müsaade isteyecek, alışveriş yapmaya başlayacak. Çok önemli bir an değerli izleyiciler. Yellow Friday, Galatasaray taraftarının başlattığı bir akım. Sayın Başkan ve camiamız da bu akıma destek verdi. Herkesi Galatasaray Store'lardan alışveriş yapmaya, lisanslı ürünleri almaya, kulübümüze destek olmaya davet ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi minik bir taraftar. Alışveriş yapamayacak, öyle mi? Yapıyorum tabii. Neler almayı düşünüyorsunuz başkan? Neyi verirlerse. Peki. Evet, hiçbir tahdit takip yok. Takip ediyoruz başkanım. Sayın Başkanımızla fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girmiş vaziyette. Mustafa Cengiz'i Galatasaray taraftarı bağrına bastı, desteğini gösteriyor. Pardon, pardon arkadaşlar. Başkanım bu tarafa doğru. Başkanım. Sayın Başkan, bir taraftarı, küçük bir taraftarı şu anda kucağına aldı. Sayın Başkanım buraya döner misiniz? Sayın Başkanım, Sayın Başkanım buraya döner misiniz? Burayı alabilir miyiz Sayın Başkanım? Beyler. Evet. Abi o telefonda çeken kim? Başkan taraftarıyla bütünleşiyor, taraftarıyla kucaklaşıyor. O kadar kalabalık ki sevgili seyirciler, GS Store şu anda hınca hınç dolu. Sanki bir maç günüymüş gibi. Böyle bir yoğunluk var şu anda. Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumundaki GS Store. Tabii ki sadece buradan da ibaret değil. Diğer GS Store'larda da Galatasaray taraftarının ciddi anlamda yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Müsaade eder misiniz? Sayın Başkan alışveriş yapmaya başlayacak ama başlayamıyor. Taraftarımızın sevgisinden dolayı. Sayın Başkan formaların önünde basın mensuplarına poz veriyor. Farkındalık yaratmak için Sayın Başkan desteğini sunuyor. Tüm GS Store'lardan ürünler temin edebilirsiniz. Sadece başkanın da söylemiş olduğu gibi cuma günü değil, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, haftanın her günü Sayın Başkan taraftarımızı desteğe çağırdı. Bu özel anları da Galatasaray televizyon ekranlarından sizlerle paylaşıyoruz. Başkanın da söylediği gibi destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz diyor Sayın Başkan. Dolayısıyla taraftarımızı çağırıyor Galatasaray Store'lara. Alışverişi paylaşacağız. Sayın Başkan'ın ürün aldığı dakikaları aktarmaya çalışacağız. Taraftarımız şahane. Taraftarımız başkanına desteğini veriyor. Başkanını yalnız bırakmıyor Galatasaray taraftarı. Tabii Galatasaray başkanını her daim görebilme şansları olmadığı için bu anları değerlendiriyor Galatasaray taraftarı. Ama Sayın Cengiz halkla bütünleşen, halkla bir araya gelen bir başkan. Zaten mizacı dolayısıyla halkın içinden gelen bir şahıs olduğu için Galatasaray taraftarı kendisini bağrına basmış, çok sevmiş vaziyette. Biz hayır nereye ve Darüşşafaka mı? Onu çocuk eğitim kurumuna göndereceğiz. Şimdi arkadaşlar şeyi kapatıyorum. Ben burada bir mesaj daha vermek istiyorum. Kendi kartım. Başkanım bize gösterebilir misiniz? Ses geliyor mu? Geliyor başkanım. Değerli arkadaşlar, buradan bir mesaj daha veriyorum. Biz ileride
çok özel kartlar çıkartacağız. Projelerimizden birisi ciddi taraftar kartları. Değerli taraftarımıza değerli kartlar çıkartacağız. Projelerimizden biri. Ama o çıkana kadar lütfen mümkün olduğunca Galatasaray bonus kartlarını kullanmanızı rica ediyorum. Başkanım, o tarafa doğru da gösterir misin? Bank önemli değil. Önemli olan bonus kartı. Galatasaray bonus iki bankamızda var. Her iki hangisinden olursa ondan almanızı istirham ediyorum. Murat. Arkadaşlar biraz geri çıkabilir miyiz? Ödemeyi yapalım mı? Ödemeyi yapalım. Evet, Galatasaray Başkanı şu anda ödemeyi gerçekleştiriyor. 5000 lira dediler, 5000. Evet, 5000 liralık bir ödeme yapıyor Sayın Başkan Mustafa Cengiz. Evet, şu bilgiyi de paylaşalım sevgili seyirciler. Sayın Başkan'ın almış olduğu ürünler Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilecek. Çok çok önemli, hayati önem taşıyan bir detay şu anda bizlerle paylaştı Sayın Mustafa Cengiz. 5000 TL'lik bir ödeme Sayın Başkan'ın kartından şu anda Galatasaray Store'un hesabına aktarılıyor değerli izleyiciler. Başkanım, sanıyorum %25 indirim varmış, onu istemiyorum. Onu istemiyorum. Biz Galatasaraylıyız. Bizim için devlet ve millet önce gelir. Hangi takım taraftarı, hangi takımdan olursa olsun biz bunu kanıtlayacağız. Dostluğu, özellikle bir süreçte gerginliği yok etmeye çalışacağız. Elimizden geleni yok edemeyebiliriz. Ama nasıl siz bir ışık tuttunuz, aynı ışığı değerli rakip takım taraftarları içinde tutmaya devam edeceğiz. Evet, Sayın Başkan bu turunda çok çok önemli, hayati önem taşıyan mesajlar paylaştı. Ödemeyi de yaptı Başkan. Aldığı ürünlerin Çocuk Esirgeme Kurumu'na gideceğini bir kez daha paylaşalım, bir kez daha aktaralım. 5000 TL'lik bir ödeme. Sayın Başkan şu anda kartını bir kez daha alıyor. Kartı tekrar numaraları kapatarak Sayın Başkanım kartı bir kez daha gösterecek. Sayın Başkan GS Store'dan aldığı ürünlerin meblağını paylaştı. Bir de GS bonus kartı da aktarıyor Galatasaray taraftarını. Yeniden diriliş gibi olacak. Yeniden diriliş mesajı veriyor Sayın Başkan. Her daim olduğu gibi. Evet, Sayın Başkanımıza, değerli arkadaşlar, bütün medya mensuplarına, emekçi kardeşlerime bu soğuk günde, güneş olsa da yoruldukları için bütün medya kanallarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bravo başkan, biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık başkan. Peki, iyi çalışmalar. Başkanımız medya mensuplarına da teşekkürünü aktardıktan sonra Galatasaray Store'dan ayrılacak. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Sayın Başkan, medya mensuplarını da unutmadı. Onların da emeğine teşekkür etti sevgili seyirciler.